Merhaba Japonya videosuna hoş geldiniz. Şimdi süper güç konusunu bir dizi olarak işliyoruz ve aslında süper güç ülkeler arasında 3 ülke var. Japonya, Çin, ABD. Tabii ki Hindistan vesaire var da onlara da geleceğiz. Ama süper güç nasıl olunur? Japonya nasıl olmuş? Bunu iki bölümde inceleyeceğiz. Birinci bölüm yani bu video Japonya'nın çöküşü. Japonya'nın çöküşü dediğim yani ilk milattan sonra başlayıp kurulmuş. 1890'lara kadar ya yani Meiji dönemine kadar, İmparator Meiji onların Atatürk'ü diyeyim hani çok benzemeyecek belki ama oraya kadar Japonya nasıl çıkmış çıkmış çıkmış, sonra nasıl çökmüş, sonra nasıl toplamış bunu göreceğiz. Bu video çöküşünü anlatacak ve tarihini, Japonya'nın tarihini göreceğiz. Türkiye tarihiyle biraz kıyaslayabileceksiniz çünkü aslında biraz paralel gidiyor tarihi ki Japonya-Türkiye bayağı dostluk yaşamıştır. Ama neden Japonya'yı kıyaslıyoruz? İlk önce ona bakalım. Şu anda ekranda Japonya'nın gayri safi milli hasılasını görüyorsunuz. Türkiye'yi de size gösteriyorum aynı zamanda. Ayrıca size çok güzel bir araç daha göstereyim. Şimdi bu ekranda gördüğünüz değerler aslında güzel araçlar. Benim böyle boş zamanlarda kurcaladığım yerler. Ama şimdi ekranda gördüğünüz şey Google'un istatistik bölümü. Buradan çok daha fazla veri alabiliyorsunuz. Böyle istediğiniz ülkeleri ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Ve görebildiğiniz gibi ekranın sol tarafında istediğiniz veriyi ya da ülkeyi ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Peki Japonya nasıl böyle oldu? Şimdi Japonya kolay kolay böyle olmadı. Japonya'nın tarihiyle ilgili şöyle bir kurcaladığınız zaman 14.000 yılına kadar gidiyor milattan önce. İlk yerleşim o zamanmış. Ama biz 14.000'den bin'den milattan sonraya gelene kadar çok önemli bir şey yok. Milattan önce 300-400 yıllarına 400-300 yıllarına Yaoi bölümü var. Bunlar başkentlerinin olduğu yerlere verilen isimleri veya dönemlerin isimlerini çok önemsiyorlar. Yani Japonlar ve dönem dönem gidiyor tarihleri. Yaoyi döneminde bronzu ve demiri işliyorlar. Ama bronz, demir, gümüş ve e, demirden çok daha kıymetli değil onlar için. Çok fazla kıymetini bilmiyorlar. Ne zaman öğrenecekler göreceksiniz birazdan. Dini inanışları Şamanizm. Japonya zaten üç kültürün etkisinde kalacak. Şamanizm, e, Budizm, ve daha sonra göreceksiniz, batının bir Hristiyanlaştırma fantazisi var. Bolca deniyorlar ama çok bir işe yaramıyor. Tabii şu anki durumu konuşmuyorum tabi, tarihi konuşuyorum. Ama o dönem Şamanizme inanıyorlar. Din Japonya için çok önemli. Neden çok önemli biliyor musunuz? İmparator ülkenin üzerinde dinle baskı kurmuş ama bazı ülkeler gibi bu devam etmemiş, sonradan değişmiş. Hoş 1945'te yani dünya savaşlarından sonra 14 ve 45'ten sonra din bütün gücünü yitiriyor. Geleneklerine bağlı kalıyorlar ayrı. Ben ne anlatırsam anlatayım şunu unutmayın. Japonlarla ilgili bilmemiz gereken 3 şey var. 1. Dünyanın en çalışkan insanı. 2. Dünyanın en çalışkan ve en dürüst insanı Japon bence. Yani tarihine baktığım zaman 3. En çalışkan, en dürüst ve de aynı zamanda en onur ve şerefli insanı. Şimdi dürüstlük ve doğruyu söylemek, sözleşmelere bağlı kalmak ayrı bir şey. Ama bir yandan şerefli ve onurlu olmak ayrı bir şey. Şimdi bu bilgileri bilelim ve devam edelim. Japonlar çok akıllı. Daha milattan sonra yüzlü yıllarda böyle birinci yüzyılda, üçüncü yüzyıl arası Çin'e yapışıyorlar. Çin'e öğrenci yolluyorlar, sanatçı yolluyorlar. Çin'den işte tabak çanak bilmem ne yapımını öğreniyor. Sürekli Çin'den bilgi sömürüyorlar. 5. yüzyılda falan Kore'ye yapışıyorlar ufak ufak ama sonradan Kore'ye göz dikecekler zaten göreceksiniz ve Çin'den sürekli bilgi alıyor ama Çin'e saygı duyuyor, çok yüksek bir saygı duyuyor, Çin'den korkuyor çünkü Çin onun için büyük abi ne zamana kadar İngilizlerin Çinlerle yaptığı savaşa kadar onu da anlatacağız ama maalesef o dönem Çin'den korkuyor, Çin'de ufak ufak bundan bir şeyler alıyor yani büyük abi küçük abinin cebindeki parayı bir şeyleri pahalıya satarak alıyor özetle Japonya toprağına o dönem bakarsak, Japonya toprağının %20'si falan tarıma müsait. Çok kıymetli bir toprağı var. Ama geri kalan topraklardan bir şey çıkarmayı çok başaramıyorlar. Yani Japonya'nın ada olduğunu biliyorsunuz. Toprağı maalesef o kadar verimli değil. Tabii ki Japon toprağının bu kadar verimsiz olması ve %20 olması Japon halkı içinde o kaliteli pirinç ekilebilen veya kaliteli daha doğrusu tarım yapılabilen toprakların pahalı olmasını sağlıyor. Pahalıdan kastım. Tarihte göreceksiniz, şogunlar ve samuraylar o topraklar için savaşacak. Yani o topraklar Japon iç savaşının temel sebebi. Biz bu milattan sonra 1. 3. yüzyıllara yani 250 yıllara falan, Kofun dönemi diyoruz. Kofun bunların gömme sistemi gibi bir şey. Şimdi Japonlar aslında ilginç insanlar. Mesela Budizm geliyor ama Budizm'de yakma olayı var ölüyü. Bunlar sevmiyor. Diyor ki dur Budizm'i biraz değiştirelim. Yani gelenek ve göreneklerine göre dini inançları dahi değiştiriyorlar. Japonlardaki o dönemki toprak yapısı biraz feodal. Daha doğrusu feodal ne demek? Birisi çok güçlü, daha doğrusu birkaç kişi çok güçlü, çok zengin köylüleri sömürüyor. Yani klanlar var. Klanlar aileler gibi düşünün. Japonya'da soy çok önemlidir. Bugünkü yönetimin bile belli bir soydan geldiği düşünülür. Bu soylu aileler toprakları yönetiyor. Klan dediğimiz şey bu. O bilgisayar oyunu gibi düşünmeyin çok fazla. Ama klanlar yani aile yapıları ki e 1950'lere 60'lara kadar da bu klanlar aile olarak gelişti. Bugün dahi Japonya'yı yöneten aileler var arka planda. Bu aileyi çok bir mafya gibi, yakuza gibi düşünmeyin. Tabii ki yakuza ayrı bir konu. Ama mesela Koç ailesi gibi düşün atıyorum veya Sabancı ailesi gibi düşün. Bugün birçok büyük markanın da arkasında bu aileler vardır. Haberiniz olsun. Şimdi bu topraklar değerli samuray sınıfı çıkıyor ortaya. Samuray demek halkın içinden çıkmış savaşçı insanlar. Bunlar da shogunlara bağlanacak göreceksiniz. Shogunlar da asker imparator. Yani general, generaller belli eyaletlerin, belli bölgelerin başına geçiyor ve shogunlar yönetiyor belli bir yerden sonra. Ama 5. yüzyılda Çin diyor ki dur diyor. Sen birazcık bana vergi ver. Öyle kafana göre takılma. Bu klanların içerisinde aslında en önemlisi Yamato klanı. Neden önemli? Çünkü ilk Japon imparatoru Jinmu Tenno İlk imparatorluğu bu Yakamato'nun etrafında, Yamato bölgesinde klanları birleştirerek kuruyor. İlk imparator diyebiliriz. Aslında farklı deyimler var ama ilk imparatorluk bu 660'lı yıllarda. Japonya artık belli bir düsturu olan, kanunu olan, birine itaat etmeye başlayan bir klana, klan birliğine dönüşüyor. Yamato klanı daha sonradan işi büyütüyor. Herkesi yönetmeye başlıyor ve ilk şogunluğu kuruyorlar. Keiko diye bir imparatorları var. Bu Keiko Diyor ki bu böyle olmayacak. Klanların çok e, kaşı gözü oynuyor. Biz şogunluk denilen general kumandan denilen bir sistem getirelim ve bize bağlasınlar. Sonradan Japonya 3 şogun görüyor. Yani 3 şogun dönemi görüyor. Birincisi Kamakura dönemi, ikincisi Ashikaga dönemi, üçüncüsü ise Togukawa şogunluğu. Şogun aslında çok adil bir yönetim sağlamaya çalışıyor. Yani böyle sanmayın ki vahşiler. Çünkü Amerikan sineması şogunluğu çok vahşi gösterdi. Ve samuraylık da aslında çok asil bir durum. Amerikan sineması Japon kültürünü çok yozlaştırmaya çalıştı. Çizgi filmlerle de ki Hollywood etkisi videosunu izlerseniz öyle bir videom var. Ve aynı zamanda da Japon yapısını da çok yumuşatmaya çalıştı. Japonya'da yaptıklarını da çok yumuşatmaya çalıştı. Yani ABD Japonya'da bir soykırım yapmıştır. Ama 1945'e, 1915'e daha var. Samurayların asıl patladığı dönem zengin toprak sahibi Daimyo kavramının çıktığı ve bunları korudukları. Şu, yani samuraylar aslında biraz daha halktan e, yükselip biraz daha şeyi koruyorlar artık toprak yöneticilerini ama savaşçılar. Ve bu samurayların bir süre sonra birleşip dünyaya kafa tutmasını göreceğiz. Unutmayın bu dönemlerde kılıç, kalkan, ok bu uzun Japon savaş mızrakları falan çok popüler yani işe yarıyor en azından. Japonya'ya 558 yılında Budizm geliyor. Kore Krallığı tarafından geliyor. Daha sonra göreceksiniz, ee, Xavier isimli bir misyoner Hristiyanlığı getirecek. 1500'lerde falan. Ama Budizm'i çok seviyorlar ama dediğim gibi Budizm değiştiriliyor. İmparator seviyor, daha doğrusu o zamanki İmparator seviyor çünkü din maskesi altında halkı bir şekilde yönlendirebiliyor, bu yöne gidin diyor geldik Nara dönemine. Nara dönemi 700 yıllar. Japonya için çok uğursuz yıllar maalesef. Çiçek hastalığı çıkıyor, deprem oluyor, kuraklık oluyor, açlık çıkıyor ve nüfusun %25'i ölüyor bu sebeplerle. Ha, burada imparator çok akıllı. Din adamlarıyla buluşuyor diyor ki, bakın diyor, topluma bir açıklama yapalım. Diyelim ki, ey toplum siz bir dine inanmadığınız için bakın bu hale geldiniz ve Budizm popülerliğini arttırıyor. Yani o dönem 700-800 geçişinde Japonlar dine sarıyor. 13. yüzyıl, yani bunlar tam böyle biraz başlarını topluyorlar. 13. yüzyıl Moğol istilası başlıyor. Moğol istilasına karşı direniyorlar. Ve Japonlar burada şunu fark ediyor. Biz savaşabiliyoruz. Yani kendi aramızda zaten savaşıyor. 1100, 1135'ler falan iç savaşın patladığı yıllar. Ama 13. yüzyılda şunu fark ediyorlar. Bir araya gelip savunma savaşı yapabiliyoruz. Ha, o zaman saldırı savaşı da yapabiliriz biz diyorlar. Bu savaş döneminde şunlar görülüyor. Bazı samuraylar toprak efendisi daimyosu öldüğü için çünkü çok büyük sadakat gösteriyorlar, kendilerini kurtarmaya bakıyorlar ve Japon kültürü diyor ki senin daimyon yani sahibin efendin diyelim hadi ona çok ağır bir laf ama e, komutanın artık neyse toprak sahibi öldüğünde seppuku yapacaksın. Yani seppuku aslında harekili diyebildiğimiz şey intihar. Ama bir samurayın tek başına kalması Ronin yani başıboş aylak anlamına gelen toplumda bir itibarsızlaşmaya yol açıyor. Diyor ki bu samuray diyor adam değildir diyor. Kötü davranıyorlar Ronin diye. Ronin diye bir film vardır izlersiniz. Biraz çarpıtılmış ama idare eder. Üstelik bir samuray eğer ki seppuku yaptıysa karısı da intihar etmek zorunda. Jaizen deniyor yanılmıyorsam. Eşi de aynı şekilde intihar etmek zorunda. Toplumun içinde kalmıyor çocuklarını anlatamayacağım şu anda maalesef. Şimdi samuray toplumun dengesiydi. Topraklarda koku denilen bir sistem vardı. Koku Japonya'nın dengesini anlatıyorum size. Tarih nasıl bugüne kadar güçlü gelmiş. Ee, bir toprak ne kadar vatandaş besliyorsa o kadar da samurayı besliyordu. Bir piramit dengesiyle. Ve o samuraylar o toprağı koruyordu. Ama samuray sayısı arttığında halka yemek kalmıyordu. Yani ben seni bir gün savunacağım diye çalışmayan adam Halka yemek bırakmıyordu, e azalınca da yandaki şehrin samurayları buraya saldırıp burayı tüketiyordu. Ama iç denge bir şekilde imparator tarafından düzenleniyordu. 16. yüzyıl 3 shogun Japonya'da birliği sağlıyor. İmparator da koyuyorlar postayı, sen efendi gibi dur orada diye. Ve Japonya 16. yüzyılda kendi içine kapanan birliğini yavaş yavaş sağlamış, çalışmayı düşünen bir ülke haline geliyor. O yıllarda o kadar kendi içlerine kapanıklar ki, Hollandalılar dışında kimseyle ticaret yapmıyorlar. Hollandalılar da bir adaya kabul ediyorlar sadece. Yani ülkelerine sokmuyorlar. Ve o ada üzerinden ticaret yapıyorlar. Ve güzel tarafı Hollandalılar dünya denizlerini yönetiyor. Hollandalıların çok parlak olduğu 16. 17. yüzyıl vardır. Daçlar inanılmaz derecede güçlüler deniz yollarında ve Japonlarla ticaret yapabiliyorlar. Japonlar iki ülkeyle aslında ticaret yapıyor. Çinlerle de yapıyor ama Çinlerle eskiden beri yapıyor. Hollandalılarla yapıyor bu kadar. Ve Amerikalılar biliyor ki o topraklarda bir şeyler var, Hollandalılar oradan iyi besleniyor ve Amerikalılar oraya bir kafayı çeviriyor. Diyor ki burada ne oluyor? Bizde niye ticaret yapmıyorlar? Bu sırada tabii ki Hollandalıların bir küçük denemeleri var, başka İspanyollar falan da bir deniyor. Ülkeye Hristiyanlığı yaymaya çalışıyor ama bunlar topraklarından atıyorlar bu üç şovgun birleşince. Hristiyanlıktan bir kurtuluyorlar o dönem. 1715-1745 arası İnanılmaz rahat Japonlar. Her şey yolunda gidiyor. Birileri zenginleşiyor, ekonomi oturuyor. Ama 5 kardeş diyor ki biz burayı bir yoklayalım. ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Hollanda. Kardeş dediğim bunlar tabii kendi aralarında didişiyor ama dünyayı sömürmekten artık sadece Japonya kalmış artık. Düşün. Ve Japonya'ya göz dikiyorlar. Zaten sonradan göreceksiniz aynen bu sırayla da girecekler. İlk olayın başlaması Amerikalıların 4 tane gemi yollamasıyla. 8 Temmuz 1853. Japonya'nın artık hiçbir zaman eskisi gibi kalamayacağı tarih. Amerika, Matthew Perry komandasında 4 tane siyah gemi yolluyor. Bu gemiler Japon limanlarına yanaşıyorlar. Japon limanlarına yanaştıkları zaman yanlarında yani o hangarlarda çok şey var. Birincisi cephane var. Askeri güçler var, toplar var ama daha güzeli yanında buharlı tren, telgraf, teleskop saat çok ilginç mekanizmalar getirmişler ama bunları sonra gösterecekler. Kıyıya çıkıyorlar. O dönemki Japon temsilcileriyle buluşuyorlar. Diyorlar ki görüyorsunuz değil mi diyorlar. Biz bunlarla sizi yok ederiz. Yani liman liman kalmaz. Tamam ülkenin içine ateş edemeyiz ama bütün limanlarınızı yıkarız. Ya o limanları bize ticarete açarsın ya da ben limanlarını yıkarım. Japonlar o dönem zaten dışarıya açılmak istiyor. Yani samuraylar da istiyor, şogunlar da istiyor. Bir şekilde temas kurmak istiyorlar. Ama ABD doğru insan mı bunu bilmiyorlar. 1945'te öğrenecekler. Ve diyorlar ki yani Gakkuk derken Amerikalılar çok akıllıca ikinci silahlarını koyuyor. Sahile yani daha sahil dediğim yer sahile yakın bir yere tren hattı düşüyorlar daire şeklinde. Ve küçük buharlı bir lokomotifi çalıştırıyorlar. Kafayı yiyorlar Japonlar. Diyorlar ki Avrupa, Amerika bizim bu kadar ötemizdeyse biz bir şeylerde eksiyiz demek ki. Topları gösteriyorlar, telgrafı gösteriyorlar, saatleri gösteriyorlar. Tabii ki o dönem mekanik ordu Japonya'da yok. Samuraylar hala gariplerim, kılıçla savaşıyor. Ve tabii ki Japonya artık seve seve, mecburen ile bir ticaret yapmaya başlıyor. O döneme kadar da Japonya çok cahil değil. Neden cahil değil? Aslında Hollanda ile 17. yüzyıl civarında ticaret yapmasını sağlayan şey bu. Hollandalılardan bir şeyler alıyor ama onlara bir şeyler satıyor. Aynı zamanda coğrafya, astronomi, biraz endüstriyel bir şeyler öğreniyor. Yani Hollandalılar bunları know-how satıyor, bilgi de satıyorlar. Ama tabii ki Amerika daha büyük teknolojilerle, daha can geliyor. Şimdi burada bir etken daha var. Tarihçiler diyor ki aslında Çin'in biraz saygı yitirmiş olması da Japonları Amerika'ya çeviriyor. Çünkü eski abileri Çin maalesef İngilizlerle büyük bir savaş kaybediyor. 1839-1842 arasında yani bu olaydan bir 10 sene, 15 sene önce İngilizler, Çinlileri afyon savaşlarında yeniyorlar. Nedir afyon savaşları? İngilizler Hindistan'da afyon üretiyor. Uyuşturucu afyon yani. Bunları da bir yerlere satmaya çalışıyorlar. Hindistan'dan sömürüyor afyonları ucuza ya da daha doğrusu direkt silah soruyla. Sonra Çin'e geliyor diyor ki sana diyor afyon vereyim mi diyor. Şimdi güleceksiniz ama Çin'in galiba dörtte biri falan kafası güzel geziyor o dönem. Yani o kadar yayılıyor. Rüşvet olarak uyuşturucu veriyorlar. Ve Uyuşturucu ilk vermeye başladıklarından savaşa kadar gelen dönemde 4 katı artıyor fiyatı. Yani atıyorum 100 dolardan veriyorsa 400 dolardan vermeye başlıyor. Hem Çin ekonomisi bozuluyor, hem Çin halkının sağlığı bozuluyor. Yani o kadar ilginç bir şey ki o dönemki Çin halkını ve kafası güzel gösteren bir sürü çizim, gravür, fotoğraf, bilmem ne bir şeyler var. Çin'lerinde çay var. Ve çay çok değerli. Yani krallara ait bir şey gibi gözüküyor. Çok değer veriyorlar çaya. Ve de bu kadar pahalı ve değerli olduğu için gümüş karşılığı satıyor normalde Çin çayı. Ama İngilizlerin çaya ihtiyacı var. Ve bu kadar pahalı olmasını sevmiyorlar. Dayıyorlar afyonu, dayıyorlar afyonu. Enflasyon deflasyon. Bir yandan afyonun fiyatı yükselirken çayın da artık diyor ki bak diyor mal istiyorsan, eroin istiyorsan çayı daha ucuza vereceksin bana. Gümüş mümüş yok. Böyle böyle tabii ki bir süre sonra Çin uyanıyor. Çin kraliçeye mektup yazıyor. Yeter diyor biz sizin kokunuzu bilmem ne, istemiyoruz. Bunun deniz aşırı ticaretini yasaklayın. Bize göndermeyin. Limanlarımıza sokmayın diyor. Kraliçe öyle değil. İngiltere her zaman böyle sinsidir. Hep arkadan vurur. Tabii ki devam ediyorlar ve iş savaşa dönüşüyor. Tarihçiler diyor ki asıl sebep bu değil. Asıl sebep Çin'de bu ticareti yapmaya devam eden adamların İngiltere'ye sığınması ve onları geri vermemesi İngiltere'nin falan ama bir şekilde savaş oluyor. Bu savaşın sonunda İngilizlere karşı kaybediyor. Çünkü İngilizlerin de güçlü donanmalar var. Çin kafa güzel zaten. Bunun sonunda ne oluyor biliyor musunuz? Fransa ve ABD de çöküyor Çin'in üstüne. Diyor ki oraya kapitülasyon bazı haklar verdim bana da vereceksin çünkü diz çöküyor Çin. 20. yüzyıla kadar Çin'i bir daha göremiyoruz. E Japonya bakıyor diyor ki ben Çin abim bu haldeyse beni bunlar haşat ederler. Bas imzayı gitsin diyor. Ve Amerika'yla ticarete başlıyor. 31 Mart 1854 sözleşme imzalanıyor. 10 yıl içerisinde Japonlar çok akıllılar Avrupa'ya açılıyor. Paris'e gidiyorlar, Belçika'ya gidiyorlar. Amerika'ya gidiyorlar ve orada teknolojiyi ilk defa görüyorlar. İlk defa orada dünyanın ne kadar ileride olduğunu görüp başlıyorlar kendi ülkelerine taşımaya. Kendi ülkelerine taşımaya başladıkları şey demir ve çeliğin işlenmesi. O kadar akıllılar ki neyin nasıl yapılacağını bilmeye başlıyorlar. Ve o zeka gerçekten de ileride sonları oluyor geçici dönem için ama sonra topluyorlar. Bundan 14 yıl sonra 1868'de Meiji 14 yaşında tahta geçiyor. Çünkü ülke, ülke içinde bir karışıklık oluyor ve Şogunlar, Mogunlar ülkeyi tamamen dağıtıp toplayıp acilen tahta soylu birini çıkarmaları gerekir. Gelişmeleri başlatan Meiji. Çin o zamana kadar savaş seven bir ülke. Meiji döneminde militarizmi yani asker odaklı, savaş odaklı sistem bırakıp gelişmeye başlıyor. Zaten ABD ile ticarete de başlıyorlar. Çeşitli yatırımlar yapmaya başlıyorlar kendilerine. Şimdi bu anlaşmalar güzel, hoş da şöyle bir şey var. Tabii ki ABD sevabını ad, insana iyilik yapmaz. Satmaya başlıyorlar. Gümrükten zorla seve seve mal satıyorlar. Çin 1 mil, 6 ayda, sözleşmeden sonraki 6 ayda 1 milyon yenlik altını ki o zaman için büyük para dışarıya akıtıyor. Yani hızla ithalat yapmaya başlıyorlar. Çin açlığa sürükleniyor. Ekonomi çöküyor maalesef. Ve içeride bolca ham var. Hiçbir işlerine yaramayan ham maddeler var. Sürekli bir şeyler almak zorundalar ülke olarak. Bu sömürme tabii ki Amerika'yı bilmem ne şunu bunu biraz mutlandırıyor ve cesaretleniyorlar. İmparator Meiji diyor ki yeter. Yeter bize emdiniz kanımızı butumuzu. Beş maddelik bir sistem getiriyor. Yeni bir anayasa oluşturacağız falan da var işin içerisinde. Meiji döneminde devlet tahvilleri çıkıyor. Vilayet yönetimine gidiliyor. Ve Meiji çok akıllı bir şey yapıyor. 1871'de 100 tane devlet adamını delegeyi gemiye dolduruyor. 2 yıllık yolculuğa yolluyor. 2 yılda bunlar 12 Avrupa ülkesi bir de ABD'ye gidiyorlar ve muhteşem ilişkiler kuruyorlar. Her gittiği yerde yeni bir şeyler öğreniyorlar. Bunlar dönüyor mu? İlk ipek fabrikasını koyuyor. İlk fabrikaları ipek fabrikası ve Fransa'dan makineleri çok pahalıya alıyorlar. Fransa sömürüyorum diyor vereyim makinaları. Eskilerini kakalıyor bunlara. Ama yine de ipeyi işlemeye başlıyorlar. Ve çok çok zekice bir şey yapıyorlar. Fransa'daki teknisyenleri, dünyadaki teknisyenleri getirmeye başlıyorlar yavaş yavaş. Demir çelik fabrikaları da kuracaklar. Dünyadaki teknisyenleri o zaman Avrupa'nın dört katına, dört kat maaş vererek çağırıyorlar. Ve işin güzel tarafı o adamın aldığı maaş en yüksek hükümet görevlisinin atıyorum başbakanın ki öyle bir şey yok ama başbakanın üç katı. Yani o kadar yüksek parayla ülkesine sürekli teknik insanlar çekiyor. Ve bizim Türkiye'nin yaptığı gibi böyle yap sen git demiyor. Dur diyor nasıl yapıyorsun ben bir öğreneyim. Çok akıllıca derslerini alıyor ve fabrikaları kendi işletmeye başlıyorlar. Burada bir sorun var o da şu. Japon halkı makinelerden korkuyor. Diyor ki bunlar diyor çok gürültülü bilmem ne bizim ruhumuzu emecekler. çılgının yanışları var. Japon hükümeti de diyor ki biz bunları nasıl çalıştırırız? Samurayların ve bazı hükümet yetkililerinin kızlarını örnek olsun diye fabrikalarda çalıştırmaya başlıyorlar. Bak dikkat et bugün hadi yap bunu. Ve bu kızlar her bir yetiştikten sonra 5-6 ay içerisinde ülkenin diğer tarafına gidip yeni bir ipek fabrikası sistemi kuruyor. Bizdeki köy enstitülerinin çok daha zekicesi. Yıl 1871 düşün 1870'lerden bahsediyoruz. Ve hızla fabrikalaşma başlıyor. E fabrikalaşma başlayınca insanlar açlığı kesiyor. Çünkü ipek üretiyorlar. İpek hemen deniz yoluyla Avrupa'ya ve Orta Asya'ya gidiyor. Daha doğrusu daha da öteye de gidiyor. Amerika'ya da gidiyor. Ve para gelmeye başlıyor. Meiji çok akıllı adam. İhracat ithalatı dengeleyebiliyor böylece. Bununla kalmıyorlar. Sırf ipek değil. Almanlardan metal ve maden işlemeyi öğreniyorlar. Ham maddeler geliyor. Bunlar demire çevirip yolluyorlar. İngilizlerden ordu donatımını öğreniyorlar. Ordunun ihtiyaçlarını, silah, tüfek bilmem ne. Ama tabii ki o sırada biraz da uyanıklar. Yani onu da anlatacağım birazdan ama bu sanayileri kendi üstüne topladıkça ekonomisi toplanmaya başlıyor. Tüm bütçesinin yüzde yirmisini yeni yatırıma yeni teknolojiye ayırıyorlar. Millet gırtlağından kesiyor ama yeni fabrikalar yeni teknolojiler o ülkeye giriyor. Yıl 1870. Mitsubishi firması kuruluyor. Mitsubishi firması 3 tane gemiyle, bugünkü Mitsubishi var ya Mitsubishi Motors, 1870 yani kuruluşu. 3 tane gemiyle taşımacılık yapıyor. Devlet diyor ki dur diyor. Çok akıllı meclis hükümeti diyor ki aga diyor ben sana diyor gemi vereyim. Daha çok gemi vereyim. Benim ürettiğim şeyleri daha çok ülkeye sat. 15 tane gemi veriyor. Bu gemileri paralı veriyor. Sonra bakıyor ki böyle olmayacak. 13 gemi daha alıyor onları hibe ediyor. Mitsubishi o kadar hızlı büyüyor ki 2 yılda. Çin'in gelirini ikiye katlıyor. Hızlıca dışarıya mal satmaya başlıyor Mitsubishi. E, ülkende yaptığın zaman dışarıya gitmiyorsa ne işe yarar değil mi? 1872 İngiltere gelip tren hattını yapıyor. Çok akıllılar. 1875 Mitsubishi Şangay ticaret yolu deniz yoluna çöküyor. Ve Amerika ile Hollandaları atıyorlar, saf dışı bırakıyorlar. O kadar güçleniyor Japonya. Burada bir, bir olay var. Ticarete nedense Japon toplumu onursuz bir iş olarak bakıyor. Yani sen insan... O, çünkü o zamanki tüccarlar ülkeyi çökerten insanlar, yurt dışından gelenler. Yurt dışından gelip ticareti çökerten insanlara katılan insanlar da onursuz. Ve Meiji hükümetinden sonra, Meiji hükümet döneminde de sonrasında da en iyi işi yapan ekonomi bakanı basıyor istifayı özel sektöre girip, bir ulusal kahraman bu adam çok değerli, özel sektöre girip iş kuruyor. Ve bu örnek oluyor. Özel sektördeki firmaları devlet destekliyor, büyütüyor kendi haline bırakıyor ve sonra alacağı parayı geri alıyor. Tabi bu sırada Japonya'nın 1870'ler 1890'lar arası batı kültürü emmeye başlıyor. Kültür Bakanlığı dediğimiz kurum ki başka bir adı var, frenlemeyi çok iyi yapıyor. Yani ee, o dönem mesela bir samurayın bilmem ne saçının kesilmesi büyük bir onursuzluk. Ama 1880'de berberler kafasını saçını kestiren insanlarla doluyor. Ee, tabii ki bu ay takviminin bırakılıp miladi takvime geçilmesi de var. Ee, kendi kültürün yozlaşması var ama Japonlar da akıllılar. Altına hücumda size anlatacağım. Amerika'nın tarihinde altına hücumu anlatacağım. Japonlar da Amerika'ya sızıyor. Japonlar da dünyaya Japon mutfağını sunuyor. Nasıl ki Japonya'ya dünyanın opereti geliyorsa kendi ulusal müziğinde dünyaya sergiliyor. Hem de Amerika'nın göbeğinde sergiliyor biliyor musunuz? Bunu anlatacağım. Opera ve müzikal üzerine bir video çekeceğim. Bayılacaksınız. Cat müzikaline kadar geleceğiz. Ve aynı zamanda Japonya dünyaya o dönem mal satmaya başlıyor. Ama o dönem tabi Japon malı çok kıymetli bir şey değil henüz. Onu size söyleyeyim. Şimdi bu aslında biraz yükselişin sonuna doğru geliyoruz. Meiji dönemi de bitmek üzere. Japonlar diyor ki ya batılaşma güzel hatta dilimiz İngilizce olsun. Bugün Türkiye'de bazı vatanseverliğinden şüphe ettiğim onursuzlar der ya dilimiz şuna dönsün. Aynen öyle Japonya dönemi diyor ki dilimiz İngilizce olsun dilimizi Hristiyanlığa çevirin basalım gidelim falan. Ee, ama bu, bu iç savaşa yol açıyor. Aslında iç savaşı patlatan şey şu. Meiji ilginç bir insan. E aslında Meiji'den sonraki Hero de aynı şekilde. Bunlar şeyi yasaklıyor. Sumo güreşini yasaklıyorlar. Diyorlarken çirkin bir görüntü, çıplaklık falan, çocuklar da kötü etkileniyor. Bir tane sumo güreşçisi bir yerde diyor ki ben yapacağım güreş. Halk da destekliyor. Polis onları basıyor. Aman yapmayın etmeyin ama polis de halkın birbirine girmesinde Meiji diyor ki boş girmeyin. Ve halk cesaretleniyor. Diyor ki o diyor, baş kaldırabiliyoruz. Ve iç karışıklıklar başlıyor. Bu iç karışıklıklar maalesef yasaları gerektirdi. Anayasa istendi, halk özgürleşmek istedi. 1889'da güya ilk anayasa çıkmış. Yani ama imparator çok partili döneme izin verirken bütün yetkileri kendine çekmiş. Diktatörmüş. Dolayısıyla maalesef çok da içeride düzen sağlanmıyor. O dönem kontrollü kapitalizm var. Almanya da bunu destekliyor. Çünkü Japonlar yurt dışına çıktıkları zaman örnek aldıkları ülke Almanya. Bütün Avrupa'yı görüyorlar ya. Bayıldıkları ülke Almanya. Bismarck dönemi Almanya'nın. Almanya'yı da size anlatacağım. Bismarck'ın da bir şeyi var, lafı var. Diyor ki güçlü olan yaşar, güçsüz ölür. Siz de benle birlikte bu mantığı güdün. Japonlar diyor ki ha diyor biz o zaman silahlanacağız. Biz o zaman dünyayı yöneteceğiz. Biz dünyaya hükmedeceğiz. Japonya o kadar büyük düşünüyor ki Rusya, Çin'e, ABD'ye aynı anda dalıyor adam. Sanki PUBG mobil yani adam yardırıyor gerçekten. Japonlar çok deli insanlar. Japonların hatası şu. Japonlar çok gururlu ve bir savaşta ölene kadar savaşıyorlar. Bu zaten onların sonunu getiriyor. Ama bak 1890-1900 1910 yılında bak 1910 Japon kadınlarının %90'ı okuma yazmayı biliyor, okul bitirmiş. Japon erkeklerinin %96'sı okuma yazmayı biliyor, okul bitirmiş. 1910'dan bahsediyor. Bizde günümüzde bu oran yok. Meiji'nin bu reform sistemi halkı bir yere kadar doyuruyor. Çünkü ilerliye ilerliye sanayi manayi Diyorlar yeter, biz artık dünyayı kafa tutalım ve militarizm yani savaşla yayılmacılık başlıyor. İlk savaş 1894, Çin'e giriyorlar. Aga Çin'e giriyorlar ama Çin'ler o kadar başarılı bir şekilde çıkıyorlar ki bütün ulusun bir yıllık milli gelirinin dört katını Çin'den çalabiliyorlar. Ödünç alıyorlar, ganimet alıyorlar ama alıyorlar. Bu bunlara bir cesaret veriyor. Biz Çin'e girebiliyorsak diyorlar, 1904 Rusya'ya giriyorlar. Rusya'dan alan alıyorlar. Düşünebiliyor musun? Rusya'dan bölge alıyorlar. Ve haritada büyümeye başlıyor. Diyor ki ben Pasifik'i komple kontrol edeceğim. Hatta Hindistan'a kadar yürürüm diyor. 1914, Birinci Dünya Savaşı. Ama Birinci Dünya Savaşı'nda çok akıllılar. Almanlarla falan kankalar ama kendi bölgesi Pasifik dışına çok karışmıyor. Asker falan yollamıyorlar yani. Ve Kore'yi ve Çin'e bağlı Tayvan'ı da işgal ediyorlar. Bu bunların ekonomisine katkıda bulunuyor. Sorunları nüfus. İki sorun olmuştur Japonya'nın tarihte. Nüfus az. Zaten toprak az. 300 bin kilometre kare mi ne? E, i̇kincisi ise petrol. Zaten birazdan göreceksiniz Pearl Harbor Savaşı'nı batıran şey de petroldü. 1931 Japonya yürüdü Kuzey Doğu Çin'i işgal etti. 1937 iyice Çin'e girdiler. Çin-Japonya Savaşı'nın ikinci bölümünü çekmeye başladılar. Çin'in başkentine dayanlar, Nankin'e. Düşünebiliyor musun? Bu kadar gözleri kararmış. Japonlar Mançurya'ya kadar dayandı. Burada Rusya dedi ki ho o kadar da değil. Çin zaten o sırada Birleşmiş Milletler Konseyi'ne girdi ve Japonya'ya karşı bir geri adım attırıldı. Japonya bastırıldı yani. Bu Japonya'nın geri dönüşüdür. Hitler nasıl ki Rusya'ya sataştığında geri döndüyse Japonya'nın da sonu Rusya olmuş. 1941 bunların çöküşünün başlangıcı. Nasıl? Şimdi her şeyleri vardı ama neyi yoktu biliyor musunuz? Petrolü. Uçak yapıyorlardı. Adamlar uçak yapıp denizden donanmayla, havadan uçaklarla her yeri bombalıyordu. Tank, mank, savaşta çok iyiler. Sorun ABD'ye bulaştılar. ABD de onları petrol veren ülke. Ve petrol vermeyi kesti. Pearl Harbor'ı tek başına video olarak işleyeceğim. Çok uzun konu. Ama Pearl Harbor'daki asıl sorunları maalesef petroldü. Uçaklar artık geri dönemeyeceği için kamikaze yapıyorlardı çok şerefli insanlardı. Ama sorunları şuydu. İşte ABD ile savaşıyorlar. ABD bir yeri ele geçiriyor. Bunlar deli gibi saldırıyorlar orayı alabilmek için. Bütün kanatları boşaltıp ortadan 4-4-2 saldırıyorlar. Sorun o adacığı aldıkları anda Amerika diyor ki hava taarruzu. Komple bombalıyorlar. Böyle 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 iş Hiroşima ve Nagasaki'ne iki tane atom bombası atılmasına kadar geldi. Bu da özel bir konudur. Çünkü Amerika aslında bunu kendi içerisinde çok tartışıyor. İnsanlık şerefine yakışır mı bilmem ne mi? Amerika atom bombasını iki sebeple atıyor. Bir, dünyaya bunu yapabileceğini göstermek. Çünkü atom bombası atmak yapılabilecek en şerefsizce şey. Çocuk bebek ne varsa öldürüyorsun. İkincisi, savaşlar o kadar çok para harcıyorlar ki bir şekilde bitirmeleri lazım. Artık savaşın gideceği yeri yok. Japonlar gerçekten canlarından bezdiriyor. Üstelik Japonya'ya ticaret de yapamıyor. Ve 60 yıl boyunca endüstriyi çökertecek. Aslında yani kendi hallerine bıraksa 60 yılda ancak toplanır Japonya. İki atom bombası atılıyor. Ee, Little Boy ve Fat Boy diye yanılmıyorsam isimlerini yazarım ekrana. Meiji döneminde ne kazandılarsa iki atom bombasıyla gidiyor. 15 Ağustos 1945 İmparator çıkıp halkına duyuruyor. Diyor ki biz batırdık. Bitti savaş. Biz diz çöktük. 2 Eylül 1945'te de Amerika'nın Missouri savaş gemisinde özellikle gemiye çıkarttırıp dünyaya gösteriyorlar. Japonlar sözleşmeyi imzalıyor ve anlaşmayı imzalayıp pes oluyor. Bu çok ağır bir anlaşma bu arada. O kadar ağır ki deniliyor ki Japonya artık Karadeniz hava hiç fark etmez, ordu kuramaz, hiçbir savaş açamaz hiçbir ülkeye, hiçbir şekilde savaşta taraf seçemez, hiçbir savaşa katılamaz. Japonya bunu garanti edince Amerika doğal olarak akıllı davranıyor diyor ki ya ben bunun kolunu kanadını kırdım ama buna Çin, Rusya birisi sahip çıkarsa ben biterim. Öyle bir sahip çıkıyor ki ABD, ABD'nin tarihte iyilik yaptığı görülmemiştir. Böyle bir şey yapıyorsa sebebi vardır. Ee, bakınız 1945 sonrası Marshall yardımı vesairesi de bu yüzdendir. Bütün Avrupa'ya da Marshall yardımı yapmışlardı. Bunu daha önce anlatmıştım size. Ama o da ayrı bir video konusu inşallah. Japonya'ya o kadar büyük bir kıtlık ve açlık durumun söz konusu olmuş ki Japonya'yı toplamak için her gün 1 milyon dolarlık yardım yapmışlar. Bakın bir yılda 360 milyon dolar ediyor bu. Ama yapmalarının sebebi Japonya toplamak. Japonya sadece 20 yılda toplanıyor. Ve Japonya akıllıca toplanıyor. Amerika'nın arka bahçesi oluyor. İş gücü çok ucuz. Niye? Zaten ölen öldü, geri kalanlar asker masker olamıyor, hiçbir şey yapamıyor, iş gücüne katılıyorlar. Ve en güzel tarafı savunmaya para harcamıyor. Japonya o yüzde 40'tan kurtuluyor. Kimseyle de savaşmıyor. Ha Japonya bulaşmak isteyenler oluyor ama Amerika öyle güzel sınır çiziyor ki kimse dokunamıyor. E hiç düşmanın yoksa doğada bile hiç düşman olmayan hayvan semiriyor, çoğalıyor. Aynı şekilde Japonya'da güçlenmeye başlıyor. 1947 nüfusu 78 milyon. Kişi başına düşen gelir, şu an ekranda artışını görüyorsunuz. 1946'da 17 dolar, 1950'de 132 dolar. Sadece 4 yılda 8 katına çıkarmışlar. 54'te 190 dolar. 1956'da 229 dolar. Buradan sonrası aslında ikinci videonun konusu ama 1947'de imparatorluk sembolü haline geldi. Anayasaları çıktı. 1964'te bir köprü yaptılar Tokyo Osaka arasına ve dünyaya şunu gösterdiler. Biz inşaatta çok iyiyiz ve dünyadaki ki Türkiye'deki köprü de dahil boğazı geçen birçok köprünün Temelini onlar attı, inşaatını onlar yaptı ve dünyaya mühendislik satmaya başladılar. Japonlar dünyaya mühendislik ve mimarlık sattılar. Ve o kadar güzel topladılar ki süper güç nasıl oldukları ikinci videoda göreceğiz. Bu tarihiydi, bu da bir de geleceğini göreceğiz. Ve çok güzel topladılar. 1998'de yani bu 30 yıl içerisinde gayri safi milli hasılaları bakın nereye geldi. 146 milyar dolar. Türkiye'nin 17.5. 2016'da dünyanın üçüncüsü oldular. 4.9 trilyon dolar. Ekranda diğer ülkeleri de görüyorsunuz. Türkiye'nin mi? 857 milyar dolar. Dolayısıyla Japonya nasıl böyle pik yaptı? Nasıl buralara vardı? Bir sonraki videonun konusu. Bir sonraki videonun konusu Japonların 1998 yılı ve öncesi ve sonrası. Çünkü 98 Japonya'nın yeniden doğuş yılıdır. Ama biz Japonlar günümüze nasıl bu kadar büyüyerek geldi ve nasıl süper güç oldular? Dünyanın 3 numarasılar. Onu göreceğiz. Japonya tarihini öğrendik. Japonya mucizesi videosunun ilk bölümüydü bu. Süper güç nasıl olur? Japonya'nın birinci bölüm bitti. Sorularınızı yorumlarınızı aşağıya yazarsınız. Bir sonraki videoda Japonya'nın geleceğiyle ilgili ne işlemimizi istiyorsanız veya gelişmesiyle aşağı yazarsanız sevinirim. Ben Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.